Herkese merhaba. Bugün Orhan Bey ile beraberiz. Shopiverse kurucusu, CEO'su. Şundan bahsedeceğiz. Yani e-ticaret yapıyoruz. Özellikle e-ihracat, Amazon, Etsy gibi platformlarla satış yapıyoruz ama burada arkada bir teknoloji gerekiyor. Problemler var. Bunlar nedir? Shopiverse bunu nasıl çözüyor? Orhan Bey hani bu konuyla alakalı zaten yıllardır eğitim, işte danışmanlık veya işte tarafından da belki bilenler vardır. Hızlıca bunlar üzerine konuşacağız. Şimdi de bir zaten hani yatırım turu başlıyor. Onun üzerinden de geçer. İlerleriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baya yağmurlu bir Ankara. Vallahi evet. Bugün doluya yakalandık tam yetişelim diye. Evet, hoş geldiniz. öncelikle. hani bayağı bizim için hani video çekmek için geldiniz. Şeyden başlayalım. Edger'da yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama buradaki en büyük sorular neler ve hani siz bu problemlerle karşılaştığınız şirketlerde ne yapmaya çalışıyorsunuz? Neler var? Bunlardan bahsedebiliriz bence. Çünkü bu problemler büyük ihtimalle herkesin muhtemelen dinleyenlerin evet, en büyük evet. problemler olacak. Evet. Öncelikle teşekkür ederim nazik yani. davetiniz için. Çok memnun oldum. Umarım bu yaklaşık herhalde bir yarım saat kadar kalır evet. bir süremizde de izleyicilerimize de çok faydalı içerikler paylaşmış oluruz. Şöyle başlayalım. Şimdi esasen biliyorsunuz ben hani World of tarafının aynı zamanda hem ortağıyım. Şu anda da hala hazırda yönetim kurulu üyesiyim ve diğer taraftan Shopverse projemiz var. İlerleyen süreçlerde onlardan da bahsederiz. Full time oraya ne zaman başladınız? Yani Shopverse Şöyle söyleyeyim. Geçen senenin başı itibariyle tamamen Shopverse tarafı odaklandım. Her Geçen senenin başına kadar hatta World of Gelen Müdürlüğü'ydüm en son. Oradan tamamen Shopverse'a geçtik. Çünkü Shopverse tarafında çok güzel, yeni, tamamen startup odaklı bir projeye, sürece girdik. Ama tabii Shopverse'ün geçmişi bir sene daha eskiye dayanıyor. Çünkü yazılmaya başlanmıştı program büyüsünde. Ve yaklaşık 20 senedir fazladır da Türkiye'deyim. Yani biliyorsunuz Azerbaycan Türkiye. Yani artık 21 sene oldu. Hatta demin gelirken Sayın Cumhurbaşkanımız İlham evde tam yanımızdan geçti. Ve buradalar herhalde bu zamanlarda. Şimdi bu süreçte şunu fark ettik. World of tarafıyla özellikle. ELC kulübü var. Ecom Leaders Club kulübü. Kulübün bünyesinde bir birçok perakende markaları, büyük iri, ufaklı markalar var. E-ticaret liderleri var. Ve bu arkadaşlarımızla sürekli de görüşüyorduk. Bir yandan eğitim biliyorsunuz zaten hani hem üniversitelerde eğitim veriyorum hem World of Business School diye zaten kolejimiz var, kursumuz var, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı. E-ticaret dikeyinde. orada da birçok kişi eğitim veriyoruz ve hep sektörle böyle içli dışlı olmaya başladık. Hem e, akademi tarafında, hem özel sektör tarafında, hem de kamu tarafında şunu fark ettik. Evet herkes e-ihracat, e-ticaret konuşuyor ama işin içine girdiğiniz zaman böyle bu sürecin bu kadar kolay olmadığını fark ediyorsunuz. Ve hele hele işin içine yurt dışını kattığımız zaman E ihracat, ihracat E süreçleri, sınır ötesi e ticaret süreçleri biraz daha karmaşıklaşıyor. Evet. Ki Türkiye'de bizim hani baktığımız zaman bu karmaşıklık konusu da beraberinde cesaret konusunda kırıklık getiriyor. Yani hani insanlar cesur davranma konusunda gerçekten çekiniyorlar. Evet. Burada şey de var sanki. Biraz son 5 yıldır hani bu konuyla alakalı içerikler, bir şeyler üretiyor evet, ama evet. korkutucu olmasının en büyük sebebi Girip de başarısız olan yanlış önlendirmelerle evet. hani işte şu şirket girmiş de batmış, işte şöyle evet, olmuş, öyle olmuş. Evet. Orada bir korku oluşuyor. Bir de biraz daha zor tabii ki. Yani dünyada iş yapıyorsun sonuçları büyük. Ben hani Amazon Etsy tarafı bayağı bizde odaklı taraf olduğumuz tarafı o taraf. Amazon'da 10 milyon tane satıcı var. Yani Türkiye'de hani tren yolu satıcıları 400-500 bin falan. Türkiye'deki etsizler dünyaya baktığı zaman çok büyük bir fark var. Ama bu aynı zamanda hani büyük bir potansiyeli de gösteriyor. Yani biz burada sattığımız ürünü evet. Amazon'da Etsy'de çok daha yüksek miktara satabiliyoruz evet. ve çok daha fazla satabiliyoruz. O yüzden aslında çok büyük fırsat var ama hani bu konuda bence yanlış yönlendirmeler falan onlardan dolayı sıkıntı Olduk. Sizin tarafta bu hani Shopify fikri nasıl ortaya çıktı? Buradaki ekonomi lideriyle konuştunuz. İnsanlar bir şekilde problemleri var, evet. korkuyorlar ama hani nasıl çözebiliriz diye düşünüyorsunuz? Ya bana. baktığımızda kesinlikle katılıyorum yani hani içerik olarak e-ticaret tarafında zaten YouTube'da binlerce içerik var. Evet. Yani insanlar da izliyor. Bazen böyle iyice karmaşıklaşıyor olay. Evet. Bazen de gerçekten fayda odaklı içerikler oluyor. Bazen de böyle umut tüccarları dediğimiz maalesef evet. arkadaşlar da çıkabiliyor. Ama ve baktığımızda şimdi Shopiverse tarafının özellikle doğuma tarafı bu sorundan yola çıkarak aslında çıktı. Yani şöyle ki ELC bünyesindeki firmalarda bile şunu fark ettik. İşte isim telaffuz etmeye gerek yok. Yani büyük firmalar mesela yurt dışına satış yaparken Amazon üzerinde Wayfair, eBay üzerine satış yaparken... Büyük merchantlar üzerinden, satıcılar üzerinden satmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü Evet, Türkiye'de belki belli noktalara kadar gelmişler, belli bir marka, binirliği oluşmuş ama yurt dışına çıktığınız zaman kimse tanımıyor, kimse tanımıyor. bir no name oluyor yani. Hani Onu marka. mesela birçok şirket anlamıyor, biz de anlatıyoruz evet, işte evet. biz çok büyük şirketiz, Türkiye'de işte şu kadar, şu kadar, bunlar anlatıyorlar, Amazon'a bir liste alıyoruz. kesinlikle ee, kimse tanımıyor. Bir de mesela şu an çok büyük bir şirketin, yani Amazon hesabından yönetiyoruz, ürünleri listeledik kötü yorumlar gelmeye başladı. İşte bizim ürünlerimiz normal. şöyle güzeldi, normal. böyleydi. Hani boyutlar uymamış yani. Oradakilere evet. uygun hareket etmek gerekirken yani evet. odak kafa yapısıyla alakalı bir şey. Evet. Türkiye'yi evet. bırakıp kafa olarak da bence dünyaya gitmeler lazım ki öyle başarılı olmamıyor. Kesinlikle. Zaten hani burada temel noktalardan biri de lokalleşme konusu evet. ki genelde lokalleşme dediğimizde insanlar hep şey düşünüyor. İşte içeriği tercüme edelim. İşte İngilizceye, Rusçaya veya Arapçaya oldu bitti değil işte. Hani lokalleşmeden kasıt lokal operasyon işte lokal tüketici alışkanlıkları doğrultusunda ödeme, lojistik ve iletişim kanallarının kullanması, rakiplerin iyi analiz edilmesi, ürün konumlamasından iletişiminin doğru yapılması birçok konu var. Hani ve burada da baktığımızda büyük firmalar bile hani büyük sorun yaşarken e, bunu Kobi segmenti girişimci arkadaşlarımız nasıl aşacaklar? Evet. Dolayısıyla burada dedik ki biz işin hani danışmanlık veya mentörlük kısmından ziyade çünkü hani danışmanlık dediğimiz şey esasen bir deneyim paylaşımı, bilgi birikim paylaşımı ve beraber yol yürüdüğümüzde sonuçta siz bir şey sorduğunuzda ben bir şey sorduğumda siz paylaşacaksınız sonuçta benimle olması gereken gayet doğal bir süreç bu. Dolayısıyla danışmanlıktan ziyade somut bir çözüm getirecek bir yazılım yapalım. Ve bu yazılımda aynı Worldfin ekosisteme sağlamış olduğu katkılar yaklaşımla beraber aynı Shopverse'de de aynı yaklaşımla ilerlenerek ekosistemin büyütülmesine yönelik amaçlandı. Ve burada da baktığımızda temel olarak iki model geliştirdik. Ve bu modelleri de sorundan yola çıkarak geliştirdik. Sorun da şuydu. Firmalar yurt dışına çıktığı zaman temelde iki konuda. Bir, yurt dışı depoları, ara depolar, fulfillment centerlar dediğimiz konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Sorular var, sorunlar var. İki, yurt dışı pazar yerleri, global pazar yerleri. işte Amazon'a, eBay'i, Walmart'a, Etsy'si, Ozon'a diye pazar yerleri. Ve bu iki konuyu ele alarak Shopiverse tarafında çözüm geliştirdik. Ve bu çözümü de iki model altında toparladık. Birinci model satmak dediğimiz model. ikinci model sattırmak dediğimiz model. Satmak modeli örnek veriyorum birinci kademe dediğimiz işte ELC tarzı veya işte belli bir kaynağı olan ekibi, sermayesi, bütçesi, belli bir marka bilinirliği olan markalarımız birinci modelle yani satmak modeliyle ilerleyebilirler. Doğrudan yurtdışı depoları, yurtdışı pazar yerlerine, mevcut web sitesine, ERP'sini, lojistiğini, ödemesini, hepsini tek noktadan, tek panelden kontrol edebileceği, raporlayabileceği ve bütün bu süreçlerin yani e-inacat bacaklarının hepsinin eş zamanlı olarak aynı dili konuşabileceği bir panel olsun. Ve bu panelden kolay bir şekilde yönetebilsinler. Çünkü şöyle söyleyeyim, örnek veriyorum, bir depoyla bile anlaşacağınız zaman yurt dışına gittiğinizde işin şöyle bir süreci var. Bir kere bir depoları araştırmanız lazım, bulmanız lazım randevu ayarlıyorsunuz, seyahat yapıyorsunuz, gidiyorsunuz. Şimdi bu yol, zaman, para, konaklama ve gidiyor. Efor ediyorsunuz. Ve bunların hangilerinin doğru olup olmadığını bilmiyorsunuz bu arada. Deneyimlemeniz lazım ki deneyimleme konusunda da ülkemizde çok ciddi kaynak israfı var birçok firmanın. Ve buraya gidecekler, deneyimleyecekler. Deneyimledikten sonra anlaşacaklar. Anlaştıktan sonra da bunu teknik tarafta entegre edecekler. Yani çok ciddi bir süreçten bahsediyoruz. En az 6 ile 1 sene arasında bir süreçten bahsediyoruz. Ve biz de ki yani bunu zaten Shopify'ı tek başına yapsın burada ve bu deneyimi doğrudan yazılımıyla beraber paylaşsın firmalarla. Ve hali hazırda şu anda Shopify'ı 20'den fazla ülkede 50'den fazla depoyla yaklaşık 50'den fazla pazar yeriyle entegre olarak çalışıyor. Birçok bütün neredeyse ERP'ler, bütün e-ticaret altyapıları Shopify'dan TGMX'ine, T-Soft'undan işte ikasına hepsi zaten entegrasyonda sisteme ve tek panelden yönetebiliyorlar. Bu satmak modeli, evet. satmak modeline girdiğinde esasen bir otomasyon entegrasyon, pure integration dediğimiz yani saf entegrasyon tamamen kullanıyorlar evet. ve e ihracatın bütün bu bacakları aynı anda aynı dili konuşuyor. Ve bu da beraberinde neye getiriyor? Verimliliği getiriyor. Kaynak israfından kaçınmayı getiriyor. Ve allak olarak raporlayıp maksimum şekilde kar maksimizasyonu yapıyor. Şimdi bu satma modelinde Nedir? Firmadan neyi bekliyoruz? Bir, ürünü tedarik etmesini veya üretmesini. iki satmasını yani iletişimini yapmasını. Sistemi, altyapıyı Shopiverse kuruyor. Geriye ne kalıyor? Ürünü tedarik etmek ve pazarlamak. Tamam Şimdi bu iki konudan üretim konusunda ülkemiz gayet çok güzel, mükemmel. Ama satma konusunda maalesef zayıf kalıyoruz. Yani biz ülkece satma konusunu çok iyi yapamıyoruz. Yani. ...genel itibariyle. Gerçek. Dünya gereği olabiliriz yani olabilir, hani olabilir. Çok iyi bir ürün üretirsek... ...kesin alırlar gibi aynen. bir şey oluyor. Üreticilerle konuştuğumuzda... Ya, müthiş bir ürün bunu kesin koyalım. Niye almasınlar diyor. ki diyor. Koyalım aynen, yani, aynen. muhtemelen satmasınlar diyor. İşte alır. şurada şöyle bir faktör var. Şimdi yurt dışına çıktığınız zaman... ...sadece Türkiye'den konuşmuyorsunuz. Evet. Şimdi Türkiye'de 80 milyonluk bir nüfusu... ...hitap ediyorsunuz. Tabii 80 milyon da belli bir kesimine ama sınırında maksimum 80 milyon. Ama evet. dışına çıktığınızda dünya çapında rakiplerle karşılaşıyorsunuz. Yani biz hatta burada hiper rekabet ortamı diyoruz. Çünkü evet. bir Çin gerçeği var. Bir işte Amerika gerçeği var. Tabii. Bir yanda Amazon, bir yanda Alibaba. Zaten kıran kırana savaş gidiyor yani rekabet Tabii. gidiyor yani. Siz şimdi giden bir savaşın içine giriyorsunuz diyorsunuz ki ben de varım diyorsunuz. Şimdi burada hani siz kendinizi doğru konumlayamazsanız burada çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Dolayısıyla burada ne dedik? Üretmek ve satmak kısmı. Şimdi üretme var, sıkıntı yok. Ama Türkiye'deki %97-98 firmanın satmayla ilgili sorunu var. Ve hep alışıklar şeye, konvansiyonel yöntemle yani geleneksel yöntemle satış yapmaya. İşte yurt dışında bir distribütör bulalım, toptan bir şekilde onlara satalım, %2-3-5 neyse üstüne kar koyalım, Allah bereket versin. Yaklaşma böyle. Ama halbuki tam aksine asıl olay B2B'den ziyade B2C'de. Yani Marka, marka oluşturmak var. gerekiyor bence. Kesinlikle. Eynen marka oluşturup yurt dışı pazarlara hitap etmek, dünya çapında markalaşmak dediğiniz zaman işte bu beraberinde şunu da getiriyor. Şimdi sattırma modeli dediğimiz ikinci model orada da SMS Network Platform dedik ona hatta biraz da böyle hani yabancı şey, isimleri çok severiz ya böyle. Burada da SMS Network Platform dedik ve bunun da açılımı şu Shopiverse Manufacturer and Seller Network Platform diye yani satıcılarla üreticileri bir araya getiriyor, match ediyor. Ve burada da yurt dışına yani Türkiye'den üreticilerimiz sadece Türkiye'den değil bu arada. Avrupa'dan, Amerika'dan, Avustralya'dan, Çin'den üreticiler ürünlerini sisteme dahil ediyorlar kataloğu. Ve satıcılar da dünya çapında geliyorlar ve bu ürünlerle meç oluyorlar. Tek tıkla zaten sistemde hem pazar yerlerine hem ERP'lere her yere degre. Tek tıkla kendi alanına entegre ediyorlar satış kanallarına ve kolay bir şekilde satış yapmış oluyorlar. Satış geldiği zaman doğrudan üreticinin ekranına düşüyor. Evet. Üretici ürünü hazırlıyor. Hiç göndermeyle falan da uğraşmıyor. Herhangi bir şey de yok. Sadece üretimini yapıyor evet. ve paketlemesini yapıyor. Hazırlıyor. Shopify'ın lojistik partneri geliyor. Ürünü alıyor. ilgili fulfillment partnerine götürüyor. Fulfillment partneri de ilgili nihai tüketiciye teslimatını yapıyor. Dağıtımını yapıyor. Ve satıcı satmaya odaklanıyor. Üretici de üretmeye odaklanıyor. Şimdi baktığımız zaman üreticiler yeni satış kanalları arıyorlar. ve satıcılar da ürün arıyorlar. Şimdi normal şartlarda bugün işte dropshipping, arbitraj veya farklı konular çok fazla konuşuluyor. Hatta statistanın verilerine göre şu an gelmiş olduğu nokta yaklaşık 200 milyar dolarlık bir pazara ulaşmış durumda bu pazar. Evet. Ve 2027 yılı itibariyle 467 milyar dolarlık bir pazara ulaşacak. Şimdi ciddi bir pazar bu. 467 milyar dolar demek neredeyse Türkiye'nin GDP'sinin yarısı kadar şey demek yani rakama tekabül ediyor. Ve bu pazar buraya giderken bize dedik ki o zaman bizim de hedefimiz bu 467 milyar dolardan sadece 1.2'lik bir pay alalım Shopiverse olarak. Evet. İşte Shopiverse olarak 1.2'lik pay aldığımızda 2027 yılı itibariyle Shopiverse Türkiye'den bu alanda çıkmış yeni bir unicorn oldu. Evet. Ve bunu yapmak da gerçekten hani hiç zor değil. Zaten sistem yapıldı, yazılım yapıldı, çözüm sunuldu ve denemesi yapıldı. Yani POC dediğimiz proof of concept'i yapıldı zaten son geçtiğimiz bir sene. Geçtiğimiz senede yaklaşık 3 milyon doların üzerinde üzerinden e ihracat yapıldı. Ve burada da çok ciddi markalar var. İşte Scooter Ayakkabısı, Bürotime'ı, Sefa Mervesi, Ebebe'yi gibi firmalar hem copy segmentinde hem enterprise dediğimiz yani büyük çaplı şirketlerde var. Test ettik, baktık, ülkeye katkı sağladık ki şimdi katkıdan da zaman. aynen öyle. Şimdi de büyüme zamanı. Yani katkıdan yatırım konusuna gelebiliriz bence. Yani bu Çok işlerde de istediğimiz kadar teknoloji üretelim. Hani evet. burada iyi bir şey üretiyoruz ama bunun tanıtılması evet, çok önemli. Evet. Yani bizden eticaret markaları çıkması lazım. ama teknoloji markaları da çıkması lazım. Yani biz de rek sonaçlı yapmaya çalışıyoruz. Hani bu olması lazım ki yani dünyada da unicorn Kesinlikle. şirketler Türkiye'den Kesinlikle. de çıkabilsin. Ki bizim çok büyük bir potansiyelimiz evet. var. İşte üretici olsun, eticaret olsun. Hani birçok alanda böyle bir potansiyelimiz var. Bunu biz de ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Satmak, sattırmak. Kesin yani başarılı olması için bunlar çok gerekli. Burada para da çok önemli bir konu. Hani yaptınız. Şu an büyümek için bir yatırım turundasınız. O nasıl süreç? Ya şu... Yani orada kitle fonlaması gibi bir konu var aslında şu an hı. bu videoyu izleyen arkadaşlarımız da hı hı. size ortak olabilir. Bence bu çok müthiş bir fırsat. Tamam. Yani düşünün belki 2007 mi yedi mi dediniz. Evet. Hani belki 5 yıl sonra bir unicorn olacak, 1 milyar dolar ulaşabilecek bir şirkete şu andan ortak olma fırsatı var mesela. Hani bu süreç nasıl ilerleyecek? Şu an ne zaman yayınlanacak? kitle fonlaması olayı. Ya açıkçası ve neden? Hani kesinlikle nasıl yani ee, ya bu süreçte biz bir projeksiyon çıkarttık kısa, orta, uzun vadede projeksiyon çıkardık. Yani gideceğimiz noktalar, entegre olacağımız sistemler, teknolojinin yan ürünleri, işte yapay zeka bazlı eklemeler var. Örnek veriyorum işte ChatGPT tarzı yapay zeka tool'ları, araçları sisteme ekleniyor şu anda. Örnek veriyorum birisi girdiği zaman hani içeriye. ürün isteme gibi konularda. Kesinlikle. Bayılıyor. Mesela, evet. şimdi mesela diyelim ki Amazon'da satış yapıyorsunuz hani ürünü listelediniz siz kendi bilginiz doğrultusunda. Şimdi sizin ürününüzü biliyor, kategorisi biliyor. Zaten kategori eşleşmesi yapılmış. Evet. Sizin rakiplerinizi biliyor. Rakiplerinizin ana keyword aramalarını inceliyor. Ve sizin mevcut içeriğinize farklı bir içerik ön tasarlayıp öneriyor. Diyor ki senin bu içeriğini bu şekilde girersen rakiplerinde içerik olarak ön plana çıkarabilirsin. Evet. Tamam Ve direkt tek tıkla bu arada. Herhangi bir şekilde oraya git buraya git falan yapmıyorsunuz. Yine panelin içerisinde. Şu an onu uygulamaya alacağız. Onun üzerinde çalışıyoruz. Test ediliyor. Tıkladığınız zaman direkt size çıkıyor. Evet bunu uygula dediğiniz zaman çak diye direkt içerik optimizasyonu doğrudan yapay zeka tarafından yapılıyor olacak. Yani mesela Hı. böyle bir şey şu anda hala yapan bir dünya genelinde de yapan bir uygulama yok. fili olarak otomatik bir şekilde. E Diğer taraftan yapay zeka tabanlı analitik geliyor. Şimdi onun üzerinde çalışıyoruz. Özellikle önümüzdeki sene onu devreye alacağız. Bu da aynı şekilde dünya çapında bildiğimiz analitik tool'ların artık daha lokal bir şekilde Türkiye'de geliştirilip tamamen yerli yazılımcılarımızla, yerli milli diyoruz ya <laughs> teknolojimizle dünya çapında güzel bir dediğiniz gibi unicorn çıkarmak hedefliyoruz. Ya burada da işin şöyle bir boyutu var. Yani hep sektörden şimdiye kadar şöyle söyleyeyim son 4-5 senede herhalde böyle bir 100 binin üzerinde bir firmaya girişimciye eğitim vermişimdir diye tahmin ediyorum kabaca. Ve hep şöyle talep geliyor ya Orhan hocam işte konuşuyoruz güzel oluyor falan bir de Projelerini de paylaşıyorlar bana sürekli işte sosyal medyadan, Instagram'dan, LinkedIn'den. Görüyorum gerçekten yani o bana yetiyor. Yani diyor ki işte onun Hocam sizin eğitimi izledim işte, i̇şte buraya geldim. Mi? Evet iki ayda 100 bin dolar aylık ciroya ulaştım. Daha yeni başlamış arkadaş mesela. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Yani bu paha biçilemez. Yani mükemmel bir şey bu. Yani hiçbir şey değer bunun karşılığını veremez. E ama o, o arkadaşlar şunu da diyor. Ya onun Hocam hani siz bir proje yapsanız da biz beraber hani ortak olsak. Veya ben benim böyle bir projem var. Hani gel ortak olalım. Senden hiçbir şey istemiyorum. Hissemizse falan ama ortak olalım diyor. Tamam hani bunları da görüyorum. Arkadaşları da görüyorum. Şimdi hani birine gitsen öbürsüne haksızlık olur. Öbürsüne gitsen öbürsüne olmaz ve bir yandan da odağımız dağılır. Yani evet. en önemli konu. Şimdi burada da Shopverse öyle bir teknoloji ki esasında baktığımız zaman bu alanda çalışan daha önce çok sağ olsunlar bu teklifle gelen arkadaşlarımızın hepsine dokunuyor. Ve diyoruz ki yani artık ortak olma zamanı geldi işte bu projede gelin beraber ortak olalım. Hem biz odağımızı buraya verelim, burayı büyütelim ve global çapta büyütelim. Yani üreticiler, satıcılar, satış tarafı ve işin şöyle bir güzel yanı var. Mehmet Hocam şöyle ki, şimdi bütün bu finansallar, satış, alış, faturaları, işlemler, lojistikler falan hep Shopworth üzerinden ilerleyecek. Yani Shopworth hem yani bilanço değeri sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında faaliyet gösteren bir yazılım olarak çok ciddi bir büyüklüğe ulaşacak. ...çok kısa bir süre içerisinde. Onun için... Evet. ...hani buradan, bu alanda bir unicorn çıkarmak... ...milyar dolar değerlemeli bir... ...yatırım çıkarmak, yani hiç de hayal değil... ...gerçekten. Evet. Ki bugün de... ...kitle fonlamaya dediğiniz gibi... ...8 Haziran'da inşallah çıkıyoruz. ne Şeyi sorayım öncesinde, hani... ...normal VC'ler de, bir evet, yatırım... Evet. şirketi de size yatırım yapabilir ama... ...kitle fonlamayı neden tercih ettiniz? Hani bu... Birçok kişi size başvurdu. Onlar evet, ortak evet, evet. Ya açıkçası şey. çok bu soru da çok geldi. Çok az e, kişi şirketini e, tercih ediyor sonuçta. Kesinlikle. kesinlikle yani şey dendi. Hani ya Orhan hocam hani böyle bir yazılımın hani VC tarafından finanse edilip gerçekten yatırım alınması gerekir. Yani fonlama tarafında çok seviyoruz hepsine ayrı saygımız var. Ama burada bence biraz da İlk adımımız olduğu için ve bu alanda biraz da amaç olarak finansal olarak destekten ziyade daha çok kitleye daha hızlı ve kolay ulaşma ve marka elçileri oluşturma hedeflendiği için burada kitle fonlamanın daha uygun olacağını açıkçası öngördük. Tabii hani kitle fonlamayla ilgili farklı görüşler var. Hani piyasada bununla evet. ilgili farkındayız ama ve lakin hani burada zaten hani yatırım turuna çıkılacak rakam da çok büyük bir rakam olmayacak ama kitle olarak Ciddi bir kitleye ulaşılmış olacak ve marka elçileri beraber ortak olacaklar projeye. Ve gelecek arkadaşlarımızın arasında da çok gerçekten çok fazla nitelikli yatırımcılar da var. Ve hani bu arkadaşlarımız da sadece e, finansal olarak değil aynı zamanda fikriyle, denimiyle de projeye katkı sağlamış olacaklar. Ve buradaki kitle fonlamadaki temel amaçta da bir, marka elçilerinin olması. iki özellikle bu yakın, orta ve uzun vadedeki projeksiyonumuzu gerçekleştirmedeki o zamanı satın alalım hızlanalım evet, diye evet. ve bununla ilgili de özellikle yazılım ve operasyon ekibinin hızlı bir şekilde büyütülmesi çünkü biliyorsunuz bu tarz şeylerde sermaye en çok iş gücüne gider. Evet. Bir, iki de mark, mark pazarlama. pazarlamaya gider. Özellikle dünya açımları planlıyorsan kesin, kesinlikle. Yani. Dolayısıyla birinci konu işte yazılım ve operasyon ekibinin büyütülmesi. İkinci konu da global çapta pazarlama faaliyetlerinin artık başlanması. Şimdiye kadar hiç global çapta pazarlama faaliyeti yapmadık. Hep lokal yaptık kısa sürede daha bir senedir lanse edilmiş bir yazılım ve sektöre olmasına rağmen şu anda sektörde herkes neredeyse biliyor. Yani bunun da tabii temel nedenlerinden biri Worldef'in ve Shipentegra'nın yazılımın bir iştiraki olması. Evet. E, diğer taraftan hani biz de elimizden geldiği kadar nacizane sektöre sürekli katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sektörden de sağ olsun arkadaşlarımız destekliyorlar. Aslında yoladı bize. Buradan görünen parça aslında yani evet. siz belki yıllardır vermeyez, evet. evet. be, siz işte, evet. Hani burada ekosistem büyüsün diye çalışıp şu an aslında shopverse belki bir yılda bu noktaya gelmiş. Ama aslında arkada 20 artı bir gibi Kesinlikle. düşünebiliriz ben. Yani. Gelecek olarak ne düşünüyorsunuz? Yani shopverse'ün 2027'de şu olacak dediniz ya. Hani bunun gibi benzer dünyada şu şirkete doğru ilerlemek istiyoruz. Yani onların olduğu bu bölümde <laughs> olmak istiyoruz. <laughs> Avrupa mı, Amerika mı? Hani gelecekteki planlar nasıl? Hani <gülüyor> nereye gitmek? <laughs> Tabii ki Tabii. şöyle söyleyeyim. Shopifers tarafı hani demin de bahsettim ya global çapta düşünüyoruz biz. Hani Türkiye'yi biraz da tabiri caizse laboratuvar olarak test ettik. Test ettiniz. Canım. Yani başarılı. öyle. Ve başarılı bir şekilde sınavı geçtik çok şükür. Bundan sonraki süreçte özellikle yılın ikinci döneminde artık global çapta farkındalık oluşturmaya başlayacağız. Sadece marka tanıtım pazarlama olarak değil tüm vücudumuzla orada bulunuyor olacağız. Ve Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de, Körfez'de, Rusya'da ağırlıklı olarak bu bölgeleri domine etmeye başlayacağız. Tabii parça parça gidecek, kademe kademe gidecek, odaklı bir şekilde girecek. Çünkü çok kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. Ama dünya çapında global rakiplerimize baktığımızda yani gerçekten bu alanda çok ciddi bir boşluk olduğunu farkındayız. Siz en benzeri şirket kim? Hani ben Ya şöyle söyleyeyim. Channel Advisor, Channel Engine gibi entegratörler var. İşte danışman tabii ship işte veya Ship Troy e gibi Rakip demeyelim de esasen ben, ben de hani işte. rakip olarak şey yapmıyorum. Hani Evet yani çünkü o arkadaşlar da bu arada partnerlerimiz bizim. Evet. Yani süreç öyle bir gelişiyor ki artık dünya genelinde ticaretin şekli rekaberlik durumuna dönüşüyor. Yani beraber rekabet evet. etme durumuna dönüşüyor. Yani burada amaç tamamen ekosistemin büyütülmesi ve hareketliliğin yani sirkülasyonun büyümesi <laughs> olduğu için burada her partner her arkadaşımız zaten bu süreçte kazanıyor. Biz de kazanıyoruz, onlar da kazanıyor, herkes kazanıyor. Çünkü önemli olan soruna çözüm üretmek. Evet. İşte o çözümü en ideal şekilde, optimum şekilde kim daha iyi üretebiliyorsa o daha çok alıyor, daha hızlı bir şekilde gidiyor. Ya yani ki burada çok görsün en temel farklılıklarından biri de hani global çapta rakiplerden baktığımızda en önemlisi bence bir esneklik konusu. Çünkü global rakipler çok ciddi bir mesele. Channel Advisor yaklaşık 600 milyon dolar değerlemeyle satıldı ve geçen sene yanılmıyorsam evet. ondan önceki sene ki çok eski bir 15 yıllık hani deneyimi evet. olan, geçmişi olan bir yazılım. Çok yakın dostlarımız, arkadaşlarımız sürekli konuşuyoruz ama lakin sadece spesifik konuya odaklanılmış. Mesela pazar yeri entegrasyonuna odaklanmış. Bu güzel bir şey aslında odak açısından baktığımızda ama lakin şimdi e ihracat dediğimiz şey sadece pazar yeri, sadece ödeme, sadece lojistik veya sadece bir depo demek değil. Yani bütün bu bacakların Hepsinin aynı dili konuşuyor olması önemli. İşte aynı dili aynı zamanda konuşuyorsa o zaman başarı hızlı bir şekilde gelir. Aksi durumda pazar yerinden satış yaparsanız siteye yansımaz. Sitede satış yaparsanız ERP'ye yansımaz. İşte ERP'den bir hareket olur depoya yansımaz. E, raporlaması yanlış olur. Bu sefer günün sonunda hepsi bütün sistem çöker. Ondan dolayı bu sürecini temel aslında başarı noktası 360 derece e-ihracatın, sınır ötesi e-ticaretin tamamını kapsaması, es çok esnek olması, aynı dili aynı zamanda kullanması ki hali hazırda şu anda mesela global rakiplerde baktığımızda en büyüklerinden mesela baktığımda ilk üçteki firmaların neredeyse tamamı sadece tek dil veya iki dil konuşabiliyor. Şoför şu anda beş dil konuşuyor. Direkt baştan Tabii, yani. Tabii daha baştan yani hani beş dil kullanıyor, içeriklerde de beş dil, panelde beş dil de her şey. Ve dolayısıyla bu süreçte bir de şu da çok önemli. Şimdi global rakiplerimize baktığımızda temelde bu firmalar 10-15 yıl önce oluşturmuştur Ve evet büyükler on binlerce firmaya hitap ediyorlar, hizmet veriyorlar. Ama ve 15 yıl önce temeli atılan bir yazılım 15 yıl önceki ihtiyaçlar doğrultusunda temeli atıldığı için evet. bugünkü ihtiyaçları tam olarak karşılayamayabiliyor. Evet. Yani bu konuda işte esnek değiller. Tamam. Yani ama bugün Shopiverse bugünün ihtiyacını incelenip, değerlendirilip ve oluşturulan bir çözüm. Ondan dolayı bugün itibariyle evet çok verse daha esnek ve ilerleyen süreçlerde sürekli kendini esnek tutmaya özen gösterecek. Yani bir pazar yeri olma fikri var mı gelecekte? Yoksa hani şu an sadece Şöyle söyleyeyim. Evet, oluşturma olayı. Çok yani. güzel bir soru. Çünkü hani bunu çok tek tük soru aldım ama çok önemli kişilerden aldım hani sizin gibi. Böyle birleşmiş bu insanlar. Evet, evet. Sonra evet, işte ayrıca. elinizde üreticiler var. Tabii. Satıcılar var ve evet. entegrasyonlar var. Evet. Bütün süreç Data var, yorumlanmış data var, analitik var, yapay zeka var. Yani niye dönüşmüyeyesiniz mesela? Tabii, şey yani bizim de yol haritamızda böyle bir şey evet. var. Onun için sorayım. yani pazar yerleriyle alakalı çok ciddi bir sürü şey araştırıyoruz. Evet, evet. Ee, başlangıcı oluşturuyoruz bizi zaten DXV'de. Hmm. Hani bir saas platform olarak montajcildik. Hmm. İnsanların buluşmasını sağlıyor. Kesinlikle. Hani en üst seviyede büyük şirketler biliyorsunuz Alibaba, Yok. Amazon. Bunlar hep böyle tabii. pazar yeri seviyesine tabii. çıkıyor. Yani tabii. birkaç milyar dolara bu saas evet, evet. çıkabiliriz açıkabiliriz evet. ama. Bunun bir üstü bence pazar yeri seviyesi. Oradaki bütün transaction'da bir güven unsuru olmak. Buraya doğru it çekmişsiniz acaba? Ya şöyle söyleyeyim. Şu anda kısa ve orta vadede böyle bir odamız yok açık konuşmak gerekirse. Çünkü tamamen odamız dediğiniz gibi işte SaaS yazılım odaklanmış durumdayız. Yani yazılımı geliştirelim, büyütelim ve sektörü çözüm üretelim. Ve baktığımız zaman iş modeli olarak da gelir modeli olarak da Üreticiden de para almıyor. Neredeyse satıcıdan da para almıyor. Yani, onu soracak. Tamam, Nasıl hani... para kazanacağız? <laughs> yani. West e... nereden para kazanıyor? Şöyle söyleyeyim. Şu an kazandım. Burada mı? esasen biraz da World of'in yaklaşımı var. Hani ekosistem. Değer, yani. değer katma yaklaşımı var. E zaten siz değer kattığınız zaman herkes size geliyor zaten. Hep beraber kazanmaya başlıyorsunuz. Ve modeli de geliştirirken şöyle bir şey geliştirdik. Dedik ki önce laboratuvar olarak nereye kullanacağız? Türkiye olayı kullanacağız. Peki bu süreçte. Biz sorduğumuz üç tane sorumuz var. Ne, kim, nasıl diye, ne yapacağız, kime yapıyoruz ve bunu nasıl yapmamız gerekiyor, ne ve kim doğru sundum Ve ecail mantığı hani bildiğimiz yani. ve burada da dedik ki ya hedef kitlemiz Türkiye. Peki bunların beklentileri, alışkanlıkları ne? Türk insanı şunu seviyor, göreyim öleyim. Tamam. Hani hatta birçok deyimler var işte. Para isteme benden buz gibi soğurum senden evet. falan gibi böyle. Dolayısıyla burada dedik ki o zaman öyle bir model olması lazım ki. Yani bu arkadaşlarımızın önce bir görmesi lazım. Sonra sonra apara apara lazım. Tamam. Evet. E, bu da nasıl yapabilirsiniz burada? İşte ciro. Siz biraz. Tamam. Yani. yani dolayısıyla biz yazılım, altyapı, süreç, işte buluşturma, teknoloji, çözüm, depo, pazar yeri sunuyoruz. İlk başta temel itibariyle şöyle bir nokta. Kurulum gibi şey alıyorsunuz. Aynen öyle. Kurulum ücreti var. Ama o da şöyle dipnot olarak düşeyim. Mesela firma gelip şunu diyebilir. Ya benim kurulma ihtiyacım yok. Bana paneli ver. ...ben kendim açacağım, kurulumu da kendim yapacağım... ...çünkü nitekim bunun eğitimleri, içerikler her şeyi var... ...kendisi oturup yapabilir bunu... ...yapıyorsa sıkıntı yok zaten... ...hiç onda da herhangi bir para yok... ...giriyor, ciro yapıyor... ...ciro yaptıktan sonra ciro üzerinden para alıyor... ...ki orada da rakamlar çok yüzü rakamlar... ...yüzde birler, ikiler falan yani... ...böyle oranlardan bak... ...komik rakamlar yani tamam... E ...çünkü burada ciddi sirkülasyon var... ...yani dünya çapında faaliyet gösterdiği için... ...orada evet yüzde bir, iki belki... ...birey bazında baktığımızda çok görünmeyebilir... Ama orada bir mes bir, kitle bir hareketi yaptığınız için çok ciddi rakamlara şey. tekabül ediyor. Aynen öyle. Şimdi bu da bizim işimizin sırrı sonuçta. Evet, bir yani. yandan cazip bir yandan da sonuçta da kazar. ama bu kesinlikle ama Kend bunu sağası yapmazsanız olmaz zaten. Yani hani Tabii. bu otomasyon olması gerekiyor. Diğer taraftan diyelim ki siz kurulumla ilgili örnek veriyorum geldiniz dediniz ki ben bir dışında şirket kurmam lazım. Marka yapmam lazım. Pazarıyla açmam lazım. Hiçbir şey bilmiyorum. ...ya da kısmen biliyorum ama kaynağım yeterli değil... ...bana kurulum yap. Burada kurulumunu biz yapıyoruz. Kurulumla ilgili setup işte kurulum ücreti... ...bir sefere mouse yapılıyor, hı hı. veriliyor. Ondan sonra yine ciro üzerine konuşalım. Aylık bedel yok, yıllık bedel yok... İşte yok bilmem ne yenileme ciro. bedeli yok falan filan. Tamam. Çok iyi. modeli uygun. Hani başta para çok fazla yok. Bu mesela hı hı. satma hı hı. modeli. Kesinlikle bu satma modeli. Sattırma modelinde ise... ...üreticiden hiçbir para almıyoruz. Üreticiye diyoruz ki... ...bir, bana güncel temiz içerik ver... Yani fotoğraf, açıklama, stok ve fiyat bilgisi. Bunu bana güce vermen lazım. İki, Türkiye'de ve yurt dışında marka teşhirini yaptır. Çünkü burada mesela sattırma modeli üzerinden yurt dışında satış etmeye başladığı zaman firmalar markalarının penetrasyonu artıyor, marka bilinirliği artmaya başlıyor, farkındalık artıyor ve bu sefer rakip firmalar veya rakip olabilecek firmalar bu markayı fark ediyor ve sizin yerinize satın alıyor. Sonra da size satmaya çalışıyor. Bu bir risk. Tamam. Evet. Ya normal şartlarda normal, ben mesela art niyetli bir firma olsam derim ki yani ses etme ben giderim onun zaten rakamlarını görüyorum datalarını görüyorum. Derim ki ya bu büyüyecek bunun hemen markasını alalım sonra satalım ben böyle bir şey girmiyorum. Tam aksine onu korumaya çalışıyorum. Diyorum ki marka teşkini Türkiye'de yaptır ve yurt dışında da marka başvurunu yaptır. Neden? Çünkü beraberinde devlet teşviği alacaksın işte farklı farklı yolculukların olacak bu süreçte. Dolayısıyla marka teşviğini te te teşviğini yaptır. Üçüncü konuda bana master satışı etkisi ver. Yani ana satış yetkisini bana ver. Ben de ilgili satıcılara alt satış etkisi vereceğim. Ki onlar da yarın öbür gün Amazon'da, eBay'de, Wayfair'de sorun yaşamasın markalamayla diye. Markalama ile ilgili. Dolayısıyla ben üreticiden bunu istiyorum. Üretici girdi datayı içeriye. Üreticiye bir tane ekran açıyorum ve diyorum. ki bu ekranı bekle siparişlerin düşecek. Ya, Aynen öyle. Sonra Aynen. satıcı tarafına geçiyorum. Satıcı tarafı çok ciddi bir şekilde elenerek yani çok ciddi kontrollerden geçerek seçiliyor. Örnek veriyorum şimdiye kadar yapmış olduğu satış, ne ülkelerde satış yapıyor, ne kadar yorum almış, yorum oranı ne, mağaza puanı ne ciddi bir şeyden geçiyor. Filtrasyondan geçiyor sonra kataloğa dahil oluyor. Yani örnek veriyorum bugün siz şimdiye kadar 10 tane satış yapmışsınız. Hiç yorumunuz yok. Bir iki yorumunuz var. Ben de gireceğim satacağım dediğin zaman giremiyorsunuz. İçeriye burada ciddi başvuru yapılıyor. Kontrolden geçiyor. ilgili departman arkadaşlarımız, kategori yöneticilerimiz onaylıyor. Ondan sonra kataloğa girebiliyorsunuz. Ve katalogda da Açıyorsunuz filtrasyonunuz var. Ürün menşeği, ülkesi. Örnek veriyorum seçtiğiniz işte Çin'de üretilmiş veya Türkiye'de üretilmiş veya işte Fransa'da üretilmiş. İşte bu kategoride olan, markası bu olan bilmem ne ürünler istiyorum. Hepsini de çekiyorsunuz, tık 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 seçiyorsunuz. O ürünleri tek tıkla kendi satış kanallarınıza listeliyorsunuz. Bu kadar basit. Evet. Ve bu modelde gelir modelimiz şey şöyle. Üretici örnek veriyorum 100 dolar bir fiyat girdi satış fiyatı olarak. Biz satıcı açısından alış fiyatının üzerine yüzde Koyan. belli bir dilim koyuyoruz. O da yine hani cüzi rakamlar koyarak doğrudan satın almasını yaptırıyoruz. Yani orada da cirosu üzerinden hesaplanmıyoruz. Orada da adamın açısından avantaj oluyor. Üretici açısından da satıcı açısından da. Burada da aynı şekilde sirkülasyon yüksek olduğu için ciddi bir rakamı tekabül ediyor. Yani her iki taraf avantajlı. Ortada da Shopiverse esasen bir garantör görevi görüyor. Sistemi kuruyor ve iki tarafında sorunu çözerek kazanç elde ediyor. Çok iyi. <laughs> Ben yatırım yapayım en iyisi. Valla bekleriz. Evet, şey, Ortak olalım artık bundan e, sonra. Son şeye de gelelim. Hani hmm. aslında belki birçok arkadaşım, hani yatırım yapmak için zaten izleyenler olacaktır belki ama hani bu tür işler yapmak isteyenler de oluyor. Hani bizim dinleyicilerimize girişimler çok fazla var hani böyle bir şey yapmak istedi ve bir şey geliştirdi. Intel <laughs> fonlaması konusunda hani yatırım alma sürecinden de çok kısa bahsedelim bence. Ya tabii bitirebiliriz. Tabii, tabii. Çok uzatmamak adına. Hani yatırım alma sürecinde zaten öncesinde biraz konuşmuştuk. Yani neler yaşadınız nasıl oldu? Hani kolay mı? Yani böyle boş projelerle yatırım alınabilir mi? <laughs> ben <de oradan> <laughs> bir de. soru şöyle söyleyeyim. Tabii kitle fonlama ekosistemi her geçtiğimiz gün ciddi manada büyüyor, çok hızlı, çok hızlı bir şekilde büyüyor ve bu süreçte tabii ki herkes ister ki hani kitle fonlama tarafından bir yatırım alsın ve finansal olarak bir kaynağa ulaşabilsin ve fakat yani gerçekten kitle fonlama tarafında çok ciddi denetim mekanizması, kontrol mekanizması var yani bu süreç ortalama 3 ila 6 ay arasında bir zaman alıyor ön hazırlıkları, ciddi izahnameler hazırlıyorsunuz, komiteye giriyorsunuz ki komitede de çok değerli iş insanları var ve Siz bu şu insanlar... an 8 Haziran'da çıkıyorsunuz. Ne zaman başladınız çalışmaya? Yani yaklaşık e... evet tabii. Ya yani Ocak ayı gibi falan başladık biz hani çalışmaya. Komiteye girdik. Tabii komiteye girdik. Komite tarafında bir denetime tabi tutulduk, kontrole değerlemeye tabi tutulduk. Yani biz bir değerleme veriyoruz ama sonuçta bu neye göre tabii hani bu gerçekten makul mü değil mi? Komite tarafından da ciddi manada denetleniyor, kontrol ediliyor ve bir öneriler sunuluyor bu minvalde. Yani ki şu da, şunu da diyebilirler bu arada 4-5 ay çalıştınız. Komite hayır bu projeye çıkmıyoruz, kabul etmiyoruz da diyebilirler. Yani tabi. bu da mümkün. Kaç kişi başvurdu mesela bunu biliyor musunuz? Binlerce kişi. Bayağı kişi. Tabii var. tabii. Ben de yani, yani, beğendim. E, fon bulucu tarafında yanılmıyorsam 4000 küsür girişim başvurusu yani, yapılacak. Çok az. Tabii tabii çok az yani. kesinlikle yani çünkü sonuçta bu tamamen hani güven üzerine bir ilişki olduğu için hani isterseniz fon dünyası da bu konuda çok hassas ve olması da gerekiyor. Burada sonuçta hani aslında neden böyle kitle fonlama diyormuşlar. Şey. Borsaya çıkmış şirket olmadığınız için. Yani aslında mini halka bilmiyorum. arz tarzında tabii. şey olarak evet. tanımlıyoruz. Yani oradaki süreç nasıl olacak acaba? Mesela yatırım yaptığı bir evet. kişi olarak. Hani sonra size böyle resmi bir şey oluyor. Tabii o ki tarafı... tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ben hatta ilk defa duyduğumda bu kitle fonlama tarafını bir şaşırmıştım açıkçası. Yani nasıl ya, Bir şey yani. Kesinlikle yani böyle şey dedim. Sonra işte bizim Ömer hani orta evet. şey yaptı. Bir şeye dedi ki ya bir 10 bin lira yatır dedi böyle şey projeye. Girdim işte yatırmaya. Yatırdım. Dedi ki şimdi E-Devlet'ine bak dedi. E-Devlet'e dağıtım yapıldıktan sonra hemen direkt E-Devlet'e yansıyor. Yani esasen devletin evet. garantörlüğün evet. kontrolünde olan ve lisansı olan yani herkes de böyle ben kitle fonlama yapıyorum deyip de Olmuyor. fon yapamıyor yani çok ciddi bir orada regülasyonu var şimdi ne fon bulduğunken 5 yıldır evet. falan çalışıyoruz tabii, diye tabii, tabii, belki tabii. son bir yıldır herkes duyuyor kesinlikle. ama kesinlikle onun regulasyonları da kesinlikle. kesinlikle hiç kolay değil aktif de değil yani e, Türkiye'de e, yapılamıyor ki şu anda mesela bugün itibariyle limitler ne yani. limit işte geçen sene 20 milyondu İşte 20 fazla alabiliyorsunuz 24 milyona kadar %40. bu sene 40 milyon oldu İşte 4 45 milyona kadar alabiliyorsunuz muhtemelen önümüzdeki sene 80 olacak daha sonra onu 160 olacak yani, yani burada pazarda. da çok ciddi bir pazara doğru gidiyor yani kitle fonlama tarafı sonuçta kitlenin gücü hiç öyle hafife alınmaması gereken bir şey yani hem marka ilçesi olarak hem finansal olarak gerçekten önemli tabii burada da özellikle güven faktörü dediğimiz gibi çok hassas bir konu olduğu için bu alanda faaliyet gösterecek hani fon girişimlerinin de oluşumlarının da bu konuda aşırı derecede yani hassas olmasınları önemli yani ve biz de mesela burada örnek veriyorum şimdi şimdi 8 Haziran'da çıkıyoruz. 8 Haziran'da duyurduğumuzda hatta şöyle bir şey de yaptık. Dedik ki ilk bir paylaşımımız olduğu için yatırım yapacak arkadaşlara da belirli bir süre verdik. İşte 7 gün gibi süre ve bugün içerisinde bu tarih içerisinde yatırım yapan arkadaşlara %40 ek bedelsiz hisse verelim dedik ki bizim tahminimiz ortalama ya ilk gün ya da 3 gün içerisinde ilk 3 gün içerisinde bitecek çünkü sadece ah, fon oldu zaten. Yani. evet evet yani sadece fon dünyasından değil şimdi etkinlikte yapacağız biz bunu World E-commerce Forum'da 100 bine yakın kişi katılacak ziyaretçi katılacak bu dünyaya katılan yani e-ticaret ekosistemin bütün paydaşları oldu. yerli yabancı ve inanın hani burada telaffuz ettiğimiz rakamlar çok komik rakamlar özellikle hani yabancılar açısından ama ve lakin dediğiniz gibi unicorn olma yolunda 2027'ye hiç ve yok ve hani biz burada şöyle bir hedef koyduk kendimize yaklaşık 50x minimum olacak yani 50x büyüme 50 çarpanla büyüme olacak şekilde yani bugün örnek veriyorum 100 bin dolar yatırım bepan Shopiverse bir yatırımcımız 2027 yılı itibariyle artık ne kadar alıyor 5 bin dolar bir para almış oluyor. Böyle bir girişin böyle bir yatırım modeli başka da zaten yok yani gerçekten yani. bir fırsat evet. yani buna da birçok arkadaşımız da inanıyor biz de samimi kalpten inanıyoruz. Çünkü hani işin gideceği noktayı görüyoruz. Yani sadece Türkiye değil, dünya çapında olduğu için görüyoruz. Ya yani burada da değerli dostlarımız da herkesi de yatırım yapmaya çağırıyoruz ki bir... benim beraber ortak olalım artık, artık. bu muzdaki süreçte daha sıkı iletişimde olalım beraber Türkiye'den böyle günlük oranlar çıkaralım. Sadece burası değil diğer yatırımlar daha kesin. Çok iyi. Yani ben bütün aklımdaki soruları sormaya çalıştım aslında. Bayağı kişi için de çok faydalı olmuştur bence. E zaten size ulaşmak isteyenler ulaşabilir. Biz de zaten o videoyu yayınladığımızda sizin o yatırım süreci başlamış olur. E aşağıda bir link bırakmışız ya da zaten popülerce girdiklerinde çok ulaşabiliyorlar. Tabii. Bence hani faydalı bir giriş arkadaşlar. Hani 50x olacağından bahsediyor Orhan Bey. Evet, evet. E, hiçbir şey olmasa bile yavaş yavaş bilarsa çok önemli değil zaten bu işleri evet, de de tabii, yavaş yavaş yeterli tabii. Çok teşekkür tabii. ederiz. Hani Rica söylemek istediğiniz son belki tavsiye veya başka bir şey varsa alıp sonra tabii. bitirebiliriz bence. Ya özellikle bu 8 Haziran'daki etkinlik tarafına herkesin katılmasını öneririm, şiddetle öneririm. Çünkü ya bir shopping olarak değerlendirirsem, hatta hiç kitle fonlama tarafı olmasa bile hani kenara koyarsa yani gerçekten ekosistem bütün paydaşları burada olacak. Ve World Def'in her sene yani katlanarak artan bir katılım, ilgi, bilinirlik tarafındaki faaliyetlerini hepimiz biliyoruz. Ve World of Art'ta bildiğiniz üzere işte bu sene sonuna doğru işte Aralık'ta Dubai'de, işte Ekim'de Antalya'da, işte Eylül gibi Amerika'da, önümüzdeki sene Mart gibi İngiltere'de fuarlar yine aynı olacak. Ve bu fuarlara da biz mesela Shop First olarak katılıyor olacağız ve global çapta da hani marka bilmeliği için çalışacağız. Bu etkinliklere katılmak esasen insanlara Evet bir bilgi birikimi katıyor, farkındalık katıyor ama diğer taraftan network katıyor, çok önemli. Evet. Yani bu alanda gerçekten hızlı bir şekilde yol kat etmek istiyorlarsa arkadaşlarımız e, network tarafını önemsemeleri gerekiyor. Çünkü bugün girdiğiniz zaman evet LinkedIn diyoruz, Instagram diyoruz veya farklı bir alanlar diyoruz. LinkedIn hesabınızda kaç bağlantı var dediğimde bile işte bende çok var diyor. Kaç soruyorum işte bin kişi var diyor. Ya bin kişi bağlantı olmaz. Hani çok az izleyiciyle yani. çok farklı ama bir de yani e, orada bana katılınca bazen katılmış Bir şey canlı da görüşeceksiniz artı evet. dijital tarafta da şey yapacaksınız Hepsi bütünleştirdiğiniz zaman evet. o zaman istediğiniz kişiyi istediğiniz zaman neredeyse ulaşma fırsatınız oluyor imkanınız oluyor. Evet. Bu tarz etkinlikler o açıdan çok değerli. etkinlikte tabii işte 3 hol var bildiğim kadarıyla işte Tesla olacak, formülü aracı olacak. Evet. Farklı bayağı farklı şey. konserler tabii, yarışmalar, ödüller falan hani böyle bayağı bir renkli bir etkinlik geçecek. İnşallah 8 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz 8 de orada Haziran. Aynen aynen. Kesinlikle 8 Haziran sabah 10'da yatırım turumuzu da açık ilan edeceğiz. Evet. Sizlerle de güzel bir şekilde orada vakit geçireceğiz eminim. İnşallah orada da görüşmek dileğiyle diyelim o zaman şimdilik. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Herkese dinleyenlere de çok teşekkür ederiz. Sorularınız olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.